Aziz vatandaşlarım, muhterem İspartalılar, değerli dava arkadaşlarım, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bizleri buluşturan, görüştüren, kavuşturan Cenab-ı Allah'a şükrediyorum. Yurt içinde ve yurt dışında hayatın zorluklarına fedakarca göğüs geren tüm vatandaşlarımıza en halisane selamlarımı iletiyorum. Gül kokulu İsparta'da hayat ve varlık mücadelesi veren her vatandaşımı bağrıma basıyorum. Aziz milletim, sıra sende temasıyla düzenlediğimiz bu açık hava toplantımıza teşrif eden, gücümüze güç ekleyen, heyecanıyla önümüzü aydınlatan İspartalı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimlerini ülkemizin dirliğine, milletimizin birliğine, demokrasimizin geleceğine, insanımızın huzur ve refahına hayırlı ve kalıcı sonuçlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Bunun yanında seçimlerin sağduyulu, sakin ve demokratik olgunlukla gerçekleşmesini diliyorum. Bugünkü toplantımızın tertip ve temininde emeği geçen tüm dava arkadaşlarımı içtenlikle kutluyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli kardeşlerim, kıymetli dava arkadaşlarım, sonunda büyük gün gelmiş çatmıştır. Allah nasip ederse Türkiye'nin tarihi seçimlerini bir gün sonra yapacağız. Yarın aynı zamanda Anneler Günü'nü kutlayacağız. Bütün annelerimizin Anneler Günü'nü gönülden tebrik ediyor, saygılarımı sunuyorum. Şehit analarımızı hürmetle selamlıyor, yalnız ve çaresiz olmadıklarını paylaşıyorum. Cennet annelerin ayağının altındadır. Ancak Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu bunun bile farkında değildir. Analarımızı ağlatanlarla kol kola yanak yanağıdır. Çocuklarımızı yetim bırakan teröristlerle emel ve hedef birlikteliği içindedir. Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy Mehmetlerimize sıkılmış kurşundur. Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy dönülmeye davet küresel emperyalizme hizmettir. Kılıçdaroğlu'na ve zillet partilerine verilecek her oy istikrarımızı dinamitlemek, istiklalimizi kundaklamak, istikbalimizi kurutmaktır. Vicdanı, kalbi ve vatan sevgisi olan hiçbir arkadaşım bu vebale ortak olamaz, olmamalıdır. İnanıyorum ki annelerimizin yarın evlatlarının geleceğine sahip çıkacaktır. Emzikli bebeklere kurşun sıkan hainleri mahvü perişan edeceklerdir. Cumhur'un zaferi ufukta göründükçe iç ve dış işgal cephesinin nefret salgınını yayılıyor, yaygınlaşıyor. Kandile yuvalanmış PKK'nın elebaşları teker teker Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapıyorlar. Güçlendirilmiş parlamenter sistem vaadiyle Türkiye'nin önünü kesilmek isteniyor. Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi yönetecek ne bilgisi ne de kültürü vardır.
dünyanın ağırlaşan meselelerini kavrayacak akıl ve sezgiden mahrumdur. Türkiye'nin bölgesinde ve küresel alanda sözü dinlenen ülke olmasını hazmedemiyorlar. Soğan diyorlar, yapılan köprülere karşı çıkıyorlar. Patates diyorlar, yollara, tünellere, demir yollarına, barajlara, havalimanlarına, uzaya fırlatılan uydulara, denize indirilen uçak gemisine, gökyüzünde süzülen milli muharip savaş uçaklarına itiraz edip kara çalıyorlar. YPG elebaşısı İHA'dan, SİHA'dan şikayet ediyor. Aynı tutumu CHP, İYİ Parti ve diğer zillet partileri de sahipleniyor. Türk milletine hizmetkarlıktan şeref duyuyoruz. CHP'liler ABD'yi nasıl tatmin ve memnun edeceklerini düşünüyorlar. Bunlar gayrimilli bataklıkta debeleniyorlar. Bunlar milli iradenin üzerinde sisli bir iradenin hayalini kuruyorlar. Emperyalizmin arkasına saklanıp Türkiye'yi taşlıyorlar. Zalimlerin tetikçiliğinden medet umuyorlar. Güya demokrasiyi överek Türk milletinin özlem ve hedeflerini karalıyorlar, terör örgütlerini arkalıyorlar, zulmü alkışlıyorlar, zilleti aklıyorlar, melaneti allayıp pulluyorlar. Maalesef emperyalizmin hesabına çalışan bir muhalefet anlayışının ülkemizde bulunuyor olması utanç vericidir, korkunç bir ilkelliktir. Şimdi siz söyleyiniz, şimdi sizler haykırınız. Cevaplarınız zillet ittifakını titrir titretsin, şiddetli bir zelzele gibi sallasın. Nasıl bir meşguliyet içinde olursanız olunuz, yarın sandığa gidecek misiniz? Evet! Cumhur'un yeni bir demokrasi destanını iradenizle yazacak mısınız? Evet! Türkiye düşmanlarına söz veren, terör örgütlerine ümit aşılayan, zillet ittifakına ve Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na Türk milletinin kutlu iradesini gösterecek misiniz? Türkiye'yi sonuna kadar sahip çıkacak mısınız? Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü Cumhur'un zaferiyle taşlandıracak mısınız? Milliyetçi Hareket Partisi'ne tertemiz oylarınızla destek verip İsparta milletvekili adaylarımızı Ankara'ya gönderecek misiniz? Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a evet diyecek misiniz? Türkiye'de iktidarın yolu yabancı başkentlerden geçmez, geçemez, geçmeyecektir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milletin üstünde bir güç ve kudretten de bahsedilemez. Zillet ittifakının siyaseti sömürgeleşmiş bir siyasettir. Zillet ittifakının siyaseti teslimiyetçiliğin lobi faaliyetidir. Bunlardan hayır gelmez. Çünkü zilletin sonu yoktur. Çünkü zilletin sonucu yoktur. Kılıçdaroğlu ne yapsa nafiledir. İpçiler, devacılar, serokçular, oncular, buncular, bilumum, sol ve bölücü mihraklar neyle uğraşsa beyhudedir. Türk milletini geçemezler, Türkiye'yi yenemezler, İsparta'yı geçemezler. Yüzyılın en parlak yönetim reformu olan, kuvvetler ayrımını netleştiren, Türkiye'nin gücüne güç katan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kötülemeleri de beyhudedir. Soruyorum sizlere, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden memnun musunuz? Evet! Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devam etsin diyor musunuz? Evet! Cumhur İttifakı'nın güçlü Türkiye mücadelesine onay veriyor musunuz? Evet! Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek olacak mısınız? Evet!
Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a durmak yok, yola devam diyecek misiniz? Evet. Hay maşallah. Allah razı olsun sizlerden inşallah. İradeniz iradenizdir. Bu evetleriniz 14 Mayıs'ın yani bir gün sonranın zafer müjdesidir. Değerli Spartalı kardeşlerim, aziz dava arkadaşlarım, Türk milleti 952 yıldır Anadolu coğrafyasını yurt tutmuştur. Yaklaşık 9,5 asırdır bu aziz vatan coğrafyasını, evi, hanesi, ocağı ve namusu bellemiştir. Fetihlerle sevinmiş, bozgunlarla üzülmüştür. Acılara katlanmış, hüzünleri yenmiştir. Felaketleri göğüslemiş, ıstırapları geçmiştir. Her ne olursa olsun büyük milletiz. Asaletinden bir şey kaybetmemiştir. Merhametinde ve şefkatinden uzaklaşmamıştır. İddiasından ve ideallerinden ayrılmamıştır. Ülküsünden ve ilkelerinden taviz vermemiştir. Bir olmuş, iri olmuş ve diri olmuştur. Bir olmuş, beraber olmuş ve dağ gibi durmuştur. Sevinçlerini, özlemlerini, beklentilerini kilimlere dokunmuştur. Kederlerini ağıtlara dökmüş, coşkusunu türkülerle buluşturmuş, şenliğini oyunlarla büyütmüş, sevdasını şiirlerle perçinlemiştir. Bu doğrultuda bin yıllık sürede solmayacak, silinmeyecek, bükülmeyecek bir kardeşlik gülünü filizlendirmiştir. Milletimiz dikene aldırmadan, engele takılmadan kardeşliğin mis kokan bağında ümitlerini gezdirmiş, hayallerini sulamıştır. Bin yıllık bereketli kucakta bağlılık ve fazilet dinlisi söylemiştir. Bin yıllık rahmet beşiğinde sadakat ve duygusallık hislerini beslemiştir. Ve bin yıllık mukaddes beraberlikte ekmeğini, suyunu, işini ve mahallesini paylaşmıştır. Kimse kimsenin kökenini, inancını ve mezhebini araştırmamış, ayıklamamış ve ayrıştırmamıştır. Türk milleti etnik kimlik tanım ve tasniflerle yapay ayrımların çekim alanına kapılmamış, bin yıllık kutlu varlığını harabeye çevirecek oyunlara düşmemiştir. Altını kalın olarak çizmek isterim ki, fıkralarla, masallarla, destanlarla, deyişlerle, manilerle ve hikmetli ifadeler birbirimize sokulduk, birbirimize sarıldık. Dille, tarihle ve gelecekte var olma bilinciyle aynı kader gemisini birlikte bindik. Sazla, sözle, sanatla ve geleneksel değerlerimizin ikramıyla iç içe geçtik, birbirimizin yemini olduk. Kıblemiz tek, dualarımız aynı oldu. Gözyaşlarımızın ve sevinçlerimizin kaynağı benzer oldu. Bu itibarla birlikte güldük, birlikte ağladık. Birlikte aynı safa girdik, aynı safta ellerimizi açtık ve Cenab-ı Allah'a şükrettik, niyazlarda bulunduk. Peygamber Efendimiz'in tebliğine hep birlikte sarıldık. Hep beraber onun mübarek izinden yürüdük. Bu şartlar altında biz Türk milleti olduk. Doğrusuyla, batılısıyla, kuzeylisiyle, güneylisiyle müşterek çarpan kalp olduk. Atan nabız, bakan göz, dokunan el, yanan yürek ve istikbale yürüyen milli hedef haline geldik. Bu nedenle kutsal ve tarihi nitelikli bin yıllık çınarımızı yıpratmaya, çürütmeye veya kesmeye kim olursa olsun gücü yetmeyecektir. Çünkü bu art niyetlerin karşısında birlik namesinden,
kardeşlik dizelerinden ilhamını alan Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı durmaktadır. Türk milletini tarihi şart meselesinin iz düşümünde etnik kimliklere kirletmek, ufalamak ve küçültmek için uğraşanlar mutlaka akıllarını başlarına almalıdırlar. Bu yol yol değildir. Bu yolun sonu felakettir, uçuruma açılmaktır. Maalesef Kılıçdaroğlu etnik ve mezhep tahrikçiliğine sapmıştır. Demişti ki milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor. Peki terörist Demirtaş ne demişti? Kürtler potansiyel terörist muamelesi görüyor. HDP'li Pervin Bulvan neyi söylemişti? Halkı terörist görüyorlar. Terörizmin Kürt kökenli kardeşlerimle ilişkilendirilmesi hakarettir, ihanettir. Şu hususun önemle özellikle bilinmesi isterim ki Kürt kökenli kardeşlerimle bölücü terör örgütü PKK'nın en küçük bağ ve bağlantısı yoktur. Kürt kökenli kardeşlerim Türk milletinin şerefli mensuplarıdır. Zillet ittifakı paydasında buluşan partilerin hepsinin ağzı PKK ağzıdır. Terörist Demirtaş ne diyorsa Kılıçdaroğlu aynısını tekrarlamaktadır. HDP'li Buldan neyi söylüyorsa İyi Parti Başkanı onu iddia etmektedir. Bunlar menfur emel birliği içindedir. Bunlar küresel emperyalizmin dayatmalarına boyun eğmişlerdir. Alçak hedef sahipleri aklını başına alsın. Türk ile Kürt kardeştir. Bölücü ve şifreli mesajlarla ayırmak isteyenler millet düşmanlarıdır. Bin yıllık kardeşlik hukukumuz üzerinde hesap yapanlara müsamaha gösteremeyiz. Fitneden nemalanan zillet partilerine hoşgörüyle bakmayız, bakamayız. Kandil'e yuvalanmış PKK terör örgütünün elebaşları Kılıçdaroğlu aleni destek açıklaması yapıyor. Biri susuyor, diğeri konuşuyor. Biri duruyor, diğeri başlıyor. Türkiye'den ve Türk milletinden intikam almak için fırsat kollayan ne kadar Türk düşmanı varsa aynı kuyrukta sıraya giriyor. Milli birlik ve kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara Güller Diyarı İsparta'da izin vermez. Etnik ve mezhep uçurumuna Türkiye'yi çekmek için provokasyon yapanlara kardeşliğin yuvası İsparta müsaade etmez. Türk milletini aldatamazlar. İsparta'yı kandıramazlar. İhaneti aklamayı ve temize çıkarmayı asla başaramazlar. Soruyorum sizlere. Türkiye düşmanlarına karşı bir miyiz? Terör örgütlerine, emperyalizmin oyunlarına karşı beraber miyiz? Milli birliğimizi, ebedi kardeşliğimizi birlikte savunacak mıyız? MHP'ye evet mi? Cumhur İttifakı'na evet mi? Recep Tayyip Erdoğan'a evet mi? Sayın Kılıçdaroğlu, İsparta sana inanmayacak, milletimiz sana asla itibar etmeyecek. 14 Mayıs'tan sonra kalan ömrünü geçirmek için gideceğin tek yerde evindeki mutfağın olacak. Bir kez daha soruyorum sizlere. Yarın sandığa gittiğinizde milli birlik ve kardeşliğimize destek verecek misiniz? Etnik ve mezhep çetelesi tutan, bu konuda hassasiyetleri kaşıyan Kılıçdaroğlu'na bedel ödetecek misiniz? CHP'ye, İYİ Parti'ye ve diğerlerine hesap soracak mısınız? Milliyetçi Hareket Partisi'nin İsparta milletvekili adaylarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderecek misiniz? Madem evet diyorsunuz, madem zillet ittifakına adını bildireceksiniz,
bir kez daha söyleyiniz. Bir kez daha açık açık şu sorularıma cevap veriniz. Zulme, zillete, zalimlere ve zelil projelere karşı Milliyetçi Hareket Partisi'nin yanında mısınız? Üç hilale oy verecek misiniz? Cumhur İttifakı'na destek verecek misiniz? Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sonuna kadar oyunuzla, iradenizle sahip çıkacak mısınız? O halde aziz milletim, sıra sende. Zillete dur, cumhura devam demek için İspartalı kardeşlerim, sıra alayımızda. Değerli kardeşlerim, değerli dava arkadaşlarım. 14 Mayıs'tan sonra yasama faaliyetlerine etkinlik kazandırmak, denge ve denetim işlevinin teminatı olmak için Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yüksek bir temsil gücü elde etmesi hayati önemdedir. Cumhur İttifakı Türkiye'nin huzurlu, güvenli yönetimi için vardır. Cumhur İttifakı istikbalin koruyucusu, istikbalin mimarıdır. Mecliste güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı dünyada güçlü bir Türkiye demektir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı güçlü ise vatandaşımızın karnı tok, başı dik, alnı açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı güçlü ise demokrasi güvence altındadır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı güçlü ise lider ilke Türkiye hedefi, Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonu Allah'ın izniyle gerçekleşecektir. Milletimizi hangi söz vermişsek 27. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yerine getirdi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin geride kalan yaklaşık 5 uygulama döneminde Cumhur İttifakı olarak kronik sorunlara neşter vurdu. Çözümsüz gibi duran tüm sorunları çözmeyi başardık. Cumhur İttifakı'nın umut olduğunu gösterdik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin muktedir ve müstesna kazanımlarıyla ülkemizin önünün açılmasına gururla şahit olduk. Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde milletimize 100 sözümüz vardır ve hepsini de Allah'ın izniyle gerçekleştirmeye kararlıyız. Elbette yapacağız, birlikte yapacağız, başaracağız. Diyorum ki, devlet ve milletiyle her şeyden önce Türkiye. Diyorum ki, yeni Türkiye, yeni hayat hep birlikte kurarız. Diyorum ki, milli birlik ve kardeşlikte hep birlikte yaşarız. Bugüne kadar istikrar, yarına huzur diyorsak hep birlikte başarırız. Engelleri, zorlukları hep birlikte aşarız. Devletin gücü, milletin ferasetiyle hep birlikte yaparız. Cumhuriyetin yeni yüzyılında güçlü devleti hep birlikte ihya ederiz. Zillet İttifakı Türkiye'nin karşısında Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı Türkiye'nin tarafındadır. Zillet İttifakı İmralı Canisi'nin, FETÖ'nün, PKK'nın, Firavun'un, müstevlilerin, sömürgecilerin yanındadır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı İsparta'nın safındadır. Biz bağımsız ve güçlü Türkiye'den tarafız. Biz feda edilecek tek bir insanımız yok. Birlikte Türkiye değil, Türkiye'yiz diyen tarafız. Biz zalime Yavuz, mazluma Yunus olan tarafız. Biz küresel oyunlara karşı milli duruştan tarafız. Çağrımız önce ülkem ve milletim diyen herkesedir. Çağrımız bu millet, bu vatan, bu bayrak benim diyen herkesedir. Paylaşılacak vatanım, vazgeçilecek insanım yok diyen,
her vatan evladıyla yolumuz birdir. Biz birlikte Türkiye'yiz diyen herkes bu milletin öz ve öz evladıdır. Son kez soruyorum sizlere. Ama sesiniz öyle çıksın ki adeta arşa ulaşsın. Yarın sandığa gidiyor musunuz? Evet. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy veriyor musunuz? Evet. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veriyor musunuz? Evet. Cumhur İttifakı'na omuz veriyor muyuz? Evet. Bu evetlerle İsparta'dan çok ümit var, bir şekilde ayrılıyorum. Hamdolsun istikrarımızı, istiklalimizi ve istikrarımızı korkutacak milli yürekler İsparta'da sandığı beklemektedir. Verin oyunuzu, bozun hayasız oyunu. Allah razı olsun sizlerden. Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun inşallah. Muhterem İspartalılar, son söz olarak şunu söylemek isterim. Türkiye'nin seçimleriyle Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği'nin çok sayıda ülkesi, birçok iç ve dış Türkiye karşıtı insanlar oyunlar kuruyor, yalanlar söylüyor, iftiralar yapıyorlar. Son günlerde bazı Amerika ve Avrupa dergilerinde Recep Tayyip Erdoğan gitsin diye başlıklar atıyorlar. Şimdi Amerika'nın hansı, Sam'ı, İngiliz'in Henry'si, Fransız'ın Frank'ı, İsparta'dan Devlet Bahçeli'nin sesini duyunuz. Diyorum ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan Anadolu'nun bağrından çıkmış bir delikanlı liderdir. Hans'a, Sam'a, Henry'e, Frank'a, Recep Tayyip Erdoğan'ı ezdirmeyiz, Türk siyasetinden de sildirmeyiz. Halk öyle olunca yarın sandığa ilk gittiğinizde bütün İsparta hangi partiden olursanız olun, Hans'ı istemiyorsanız, Sam'sı, Sam'ı istemiyorsanız, Henry'e karşıysanız, Frank'la alay edecekseniz, Anadolu çocuğuna Recep, Recep, Recep deyin, mührünüzü vurun. Ziyaretle milletimizi şereflendiren Türk siyasetinin ülkenin lideri saygıdeğer genel başkanımız Devlet Bahçeli Bey'e şükranlarımızı sunuyoruz.